Bir Mali Müşavirler Odası Başkanı. Buyurun Sayın Başkan. Panelistleri takdim ediyorum. Sayın Adnan Akan, serbest muhasebeci, mali müşavir, PricewaterhouseCoopers, denetim hizmetleri lideri. Sayın Ali Tahtacı, Vergi Müfettişleri Derneği, İstanbul Şube Başkan Yardımcısı. Sayın Mustafa Sözen, Kamu Gözetim Kurumu Uzmanı. Sayın Profesör Doktor Cemal İbiş, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi. Panelin başarılı geçmesini diliyorum. Teşekkür ederim. Değerli hocalarım, saygıdeğer meslektaşlarım, değerli katılımcılar, sizleri saygı ve sevgiyle selam verip hoş geldiniz diyorum. Ben bu genelde hoş geldiniz güçlü yaptığınız zaman alkış yapıyorsunuz ama. Atatürkçülere yapıyorlar. Ben öncelikle üyesi olmaktan onur duyduğum Yüksek Ticaretler'in artık geleneksel hale getirdikleri bu etkinlikten dolayı kutluyorum. Çok zengin bir program hazırlanmış. Çok değerli konuşmacılar var. Gerçekten büyük bir emek görüyoruz. Tabii bu emeklerin sonucunda ilgili kesimlerin bundan değerlendirme yapması da en büyük dileğim. Aslında konunun muhataplarının da burada olması, dinlemesi, izlemesinde büyük bir yarar var. Bu anlamda kutluyorum emeği geçen tüm arkadaşlarımı. Değerli katılımcılar, İstanbul Odası 26'lık bir meslek odası. Burada çok değerli arkadaşlarım var, hocalarım var. Biz sadece eğitimle ilgilenmedik. Yani üyemizin gelişimine yönelik eğitimlerin yanı sıra kendi alanlarımızla ilgili de toplumsal raporları yayınlamayı bir görev olarak gördük. Ama hiçbir zaman kendi alanımız olmayan hukuk konusunda, sağlık konusunda onları ilgili meslek odalarının gündeme getirmesini hep ifade ettik. Biz oda olarak 1993 yılında Türk Vergi Sistemi'ne öneriler konulu bir rapor hazırlamıştık. O çalışmada Veysi Sevi Hocam, bugün doğru sözü çok değerli kişiler vardı. Çok enteresandır. O gün dile getirdiğimiz konuların %90'ı hayata geçtiğini görüyoruz. Yine Gülay Yılmaz Hocam'la birlikte Türkiye'deki kayıt dışı ekonominin nedenlerini, çözüm yollarını anlatan yine bir raporu yayınladık. Orada da bizi mutlu eden konu birçok araştırmacının o çalışma bir kaynak olarak kullanması bizi son derece mutlu etmiştir. Şimdi tabii o gün dile getirdiğimiz konularla ilgili bugüne baktığımızda hala birçok konunun geçerli olduğunu görüyoruz. Bir şeyler yapılmadı mı? Yapıldı. %60'larda, %70'lerde bir kayıt dışı ekonomi ifade edilirken bugün %30'lar, 40'larda ifade ediyor. Ne kadar sağlıklı bilmiyorum. Hesaplama hocam, siz daha iyi bilirsiniz. Ama OECD ülkelerinde birinci sırada hala benim bildiğim kadarıyla. Şimdi tabii bunun muhasebe ayağı var, denetim ayağı var, yönetenlerin ayağı var. Bir takım yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Mesela biz o yıllarda şunu ifade etmiştik, adaletli bir vergi yasalarının oluşmasına inandık.
hala da gündemde var biliyorsunuz. Şu anda iki tane tasarı var. Gelir vergisi ve kurumlar vergisi birleştirmeye çalışıyorlar. Bu ne kadar sağlıklı bilemiyorum. Ama biz iki tane komisyon kurduk. Ahmet Kavak Hocam da burada. Biri vergisi kanunu, bir gelir vergisi ile ilgili. Ama gelir vergisi ve kurumlar vergisi birleşmesi bir facia. Onu söyleyeyim. Bugünkü hani konusu değil. Buna girmeyeceğim. Bugün şunu ifade etmişiz. Özellikle kayıtlı bir ekonomi oluşması ile ilgili ki biz mali müşavirleri böyle bir ekonomi olumsuz etkiliyor. Toplum etkilediği gibi. Her şeyin bankadan geçmesini savunmuşuz. Bu konuda adımlar atıldı. Daha da adımlar atılacak. Özellikle iş dünyasının en büyük sorunu ki bizi de ilgilendiren konu yapılan tüm harcamaların vergi mahkumlarından edilmesi konusu. Bu yapılmış olsa belki de birçok şeyi tartışmayacağız diye düşünüyorum. Güçlü bir sosyal güvenlik kurumu oluşmasını dile getirdik. Adım atıldı, tek çatı bizim önerimiz. Fakat üç tane kurum arasındaki yetki kargasından dolayı hepsi üçü de ayrı ayrı yoluna devam ediyor. Ama bu ülkedeki yaşayan insanlar bir vergi adaletinin olduğuna inandığı, tüm harcamalarını indirim konusu yapabildiği ve güçlü bir sosyal güvenlik kurumu olduğunda bu konudaki yeltenmenin daha az olacağına inanmaktayız. Şimdi bizim cephemizden baktığımız zaman bu işin bir ayağı bu. Bir diğer ayağı muhasebe yönü var biliyorsunuz. Bunun artık söylemeye gerek yok. Bizim kadar bu işi düzenli yapan bir kesim yok. Eksiklerimiz yok mu? Var. Daha da oturacak. Standartlara göre işte tek düzen uygulama tebliği çıkmış. Muhasebe standartları var. Bu yönünden bir boyutu var. Denetim standartları boyutu var konunun. Tabii değerli arkadaşlar, gelecekle ilgili herkes kapısını temizlemek zorunda. Yani bizi yönetenler, bizim taleplerimize değer vermek zorundalar. Biraz sonra ifade edeceğim onu. Çok da fazla açık konuşmasını tutmayı düşünmüyorum. Muhasebe mesleği nereye gidiyor? Burada çok değerli hocalarım var. 90'da bu meslek örgütlenmesinin kurulmasında çok değerli arkadaşlarım var. Büyük bir değişim yaşanıyor mesleğimizde. Şimdi bakın, 1984 yılı, hani 10 yılda bir bu ülkede iktidarlar oluyordu. 10 yılda bir bizim meslekte de çok önemli kilometre taşları var. 1984 katma değer vergisiyle yeni bir dönem başlamış. Hatırlayın onu. KDV'nin öncesi var, sonrası var. 1994 tek düzen uygulama tebliğine geçişin başlangıcı. Ortak dilin kullanıldığı bir dönem. Camiye hiçbir yerden destek almadan, yani kamudan destek almadı ama hocalarımız her zaman onlara minnet borçluyuz. Özellikle hiçbir meslek örgütü olmayan eğitmenlerle eğitim modelini, eğitmen dostlarım da var. Bu işi başarılı sürdürmemizde hep hocalarımızın çok özel bir yeri var. Bunu başarmışız. 2004'te e-beyan başlamış. Bunun da meslek camiası büyük bir başarıyla bu değişim ayak uydurmuş. Yine bir 10 yıl sonra 2014'te e-fatura, e-defter hayatımıza girmiş. Bu da bir takım aksaklıkları olmasına rağmen başarıyla sürdürmeye devam ediyor. Şimdi biz gelecekle ilgili değerli meslektaşlarım, değerli hocalarım, artık bu mesleği tek başına yapılan bir meslek olarak görmüyoruz. Özellikle piyasada, bugün burada da temsilcileri var, büyük firmaların yanında biz küçükler veya tek başına bu işi yapan insanların artık bu işi tek başına sürdürme şansı yok. Bu anlamda güçlerin birleştiği kurumsal bürolar mutlaka oluşmak zorunda olduğuna inanıyoruz. Bunlar biz başımızdan yeterli değil, meslek odası olarak, TÜRMOB olarak yürürlükte olan hizmet kalite meslek kararıyla meslek ürettiğimizin kaliteli olup olmadığını kontrol etme süreci yakında hayat.
hayata geçecek. Bir başka önemli konu, çok önemsediğimiz zorunlu eğitim konusu. Bunu üste koyduğumuz zaman muhasebe camiası geleceğin nereye gittiğini biliyor. Ama üzülerek söylüyorum, kamunun da temsilcileri var. Burada Maliye Bakanlığı temsilcileri yok. Bazen dik söylediğimiz zaman farklı algılanıyor. Bize el uzatmasınlar. Biz kendimizi yönetiriz. Biz kendi geleceğimizi kurarız. Bizim önümüze çok büyük engeller koymasınlar. Bakın bunlardan bir tanesi sorumluluk konusudur. Yok, hayır, daha sonra. Şimdi, geçen muhasebe uzmanları derneğine de söyledim. Ya böyle bir şey var mı? Müşterek bir müteselsiz sorumlulukta. Burada yurt dışında çok iyi bilen değerli konuşmacıları var. Biliyorum hocam var. Ki SNP'nin üyesi Cemal İpiş hocam bu çalışmalara katıldığını çok iyi biliyorum. O gün de söyledi. Ya biz şirketlere ortak yapın. Öyle mi? Nasıl bunun altından kalkacağız? Dünyanın hiçbirinde olmayan böyle bir sorumlulukla bakın biz hayal ettiğimiz dünyayı anlatıyorum. Biz bunu yapacağız, başaracağız. Beyinleri yıkayacağız, bir araya geleceğiz. Nasıl bugün muhasebe, denetim, danışmanlık bir arada yapılıyorsa tek tek çalışanlar da bu yapıya dönüşmek zorunda. Ama önümüzde öyle engeller konuluyor ki bunlardan bir tanesi sorumluluk meselesidir. Çekilin diyoruz. Bakın somut örneğimiz şu, buradaki şöyle algılanmasın, bu iş gelişi güzel yapılsın, bu iş işte her istediği gibi yapsın anlamını söylemiyorum. Ama beni bildiğin Batı'daki bir meslek mevzuu, bir iş aldığı zaman riski ne kadar üstlenir sigorta ettiriyor. Öyle mi? Bizde de yasal hale getirin. Ben aldığım işin üstleneceğim sorumluluğu şu diyelim, üstüne de müşteri üstlensin. Yoksa en ufacık bir olaydan dolayı meslek mensubu tüm her şeyini satmış olsa inanın altına kalkma şansı söz konusu değil. Bu anlamda bu ülkeyi yönetenler bu meslek örgütünün taleplerine mutlaka değer vermeli. Değer verildiği zaman inanın ne kayıt dışı ekonomiyi konuşuruz ne de diğer